Sevgili dostlar, Erkan Atan'la Başkent'ten devam ediyor. Stüdyomuzda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehdi Eker bulunuyor. Onunla milleti, memleketi, dertleri, gıdayı, tarımı, hayvancılığı konuşacağız. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı sabahlar. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Günlerdir hayırlı sabahlar dileğiyle İnsanların karşısına çıkıyoruz ama olan olaylar insanları üzüntüye ve karamsarlığa sevk ediyor. Siz de bölge milletvekilisiniz. Maalesef. Orada çok önemli bir yeriniz var. Olayların oluş şekli insanları karamsarlığa sevk etmekle beraber bir terörle mücadele çabası, topyekun mücadelesi de sürüyor. Değerlendirmelerinizi alabilir miyiz efendim? Tabii önce son olaylar gerçekten çok tırmanan terör saldırıları her zaman olduğu gibi menfur, nefretle karşılanıyor. İnanın Türkiye'nin her tarafındaki, doğuda da, güneydoğuda da, batıda da, her yerde nefretle karşılanıyor. Zor tabii bir süreç. Neden? Çünkü gencecik insanlarımızı toprağa veriyoruz. Şehitlerimiz oluyor. Ocaklara ateş düşüyor. Annelerin yüreği dağlanıyor. Ve hepimiz bundan tabii gerçekte etkileniyoruz. Ama bu zor günleri sabır ve metanetle bu zorluğu aşacağız. Sabır ve metanet. Sabırla, metanetle. Ama yapılması gerekeni de yapmak suretiyle. Aklın gerektirdiği adımları atıp sabır ve metanetle bu zorluğu aşacağız. Aşmamız gereken bir zorluk şu anda yaşıyoruz millet olarak. Bu zor zamanda çözülmeden, dağılmadan, yani gerçekte hem duygusal olarak hem aklen metanetimizi muhafaza edip sabrımızı diri tutup, çünkü test edilen odur elbette, yani çünkü insanlar, toplumlar zor zamanlarda, bu tür zamanlarda turistlerle karşı karşıya da terör örgütü bunu yapmak istiyor. Neyi? O fırsatı yani zorlayıp bu şekilde demoralize etmek, toplumun çözülmeyi, moralini bozmak, evet, çözülmeyi, nefreti, kini kamçılamak, bunu daha fazla kan dökmek suretiyle ihtilaf derinleştirmek istiyor. Amacı bu. Bu ihtilafın derinleşmesine biz millet olarak izin vermeden birlik ve beraberliğimizi muhafaza edip daha fazla bir dayanışma içerisinde olup, ama terör örgütüyle de aklın gerektirdiği bütün tedbirleri alarak çok çok mühim bir ihtilaf oluşturmak ve derinleştirmek isteyenlere izin vermemek gerek. Sabır ve metanet lazım. Sabır ve metanet. Bunu basit soğuk yapıyoruz kalma şimdi hem Twitter'dan. Soğuk kalmalı. Ama işte hükümetin uyguladığı politikalar yüzünden teröristler azdı. Hayır, diyorlar. Yani o doğru, yani doğru. Ya onlar şimdi mesele, şimdi tarihsel bir süreç var önümüzde. Bunun hesabını, kitabını iyi bilmek lazım. Bunu iyi okumak lazım. Bu böyle hani işte iktidardayken bir türlü, muhalefetteyken bir türlü konuşulacak bir konu değil. Ve Türkiye hep o yanlışı geçmişte yaparak aslında terör örgütünü büyüttü. Eyvah, çok ağır konuştunuz. Evet, ağır konuştum. Terör örgütünü büyütenler iktidar ve muhalefet ayrımı yani yapanlardır. Yani şöyle bu meseleye bakış açısı. Şöyle tabii, yani o yani yanlış teşhis. Tabii. Yanlış teşhis. Başlangıçta yapılan yanlış teşhis ve o yanlış teşhisin ardından uygulanan hatalı politikalar, meseleye sadece ve sadece güvenlikçi politikalarla yaklaşan anlayış ve zihniyet, terör örgütünün beslendiği istismar alanının büyümesine
bilerek veya bilmeyerek, farkında olarak veya olmayarak bir şekilde o davranışlarıyla, o politikalarıyla katkı sağladılar ve terör örgütü o istismar zemininde maalesef geçmişte büyüdü. Şimdi bakın, 1980 öncesinde ben üniversite öğrencisiydim. Yaşı benim gibi olanların hepsi bunu biliyor. Terör örgütü Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir sürü STK, bir sürü işte örgüt, dernek, vakıf içerisinde inanın en az sempatiyle bakılan, en çok endişe ve kaygıyla izlenen bölge insanı olarak. Evet evet, bölge insanları üzerinde. Bölge insanları en mesafeli durduğu, en antipatik bulduğu, en uzlaşmaz, en kanlı yöntemleri uygulayan, en canice yöntemleri uygulayan örgüttü. Şimdi 12 Eylül oldu. Bütün diğer o örgütler hepsi çok kısa bir süre içerisinde bunların hepsi bertaraf edildi. Ama bu örgüt, bu PKK o tarihte bunlar yurt dışına gittiler. Suriye'de Beka Vadisi'nde kamp kiraladılar. O dönemde Türkiye'de askeri yönetim vardı. Sıkı yönetim vardı. Nefes almak bile kontrol evet. altında ve yani sokakta yürüyen gariban vatandaşı bir kimlik kontrolünde eğer üstünde kimlik çıkmadıysa bunu çekip sorgusuz sualsiz 90 gün Diyarbakır cezaevinin işkencehanelerinde işkencelerden geçirip veya o bölgedeki diğer illerde, tamam mı, sorgusuz sualsiz bunları resmen rejimiyle de devletiyle de idaresiyle de hükümetiyle de her şeyle de sorunlu hale getiren bir zihniyet o insanları bir yandan böyle yaparken öte taraftan da PKK gitti Türkiye'nin gözleri önünde 4 sene Beka'da silahlı eğitim ve kamplarda çok silahlı eğitim. Onu yaparmak basıyorsunuz. Evet. Milletin dikkatine sunuyorsunuz. O evet. sırada Türkiye'deki bütün örgütlerin canına ot tıkamışlarken bir hafta içerisinde nasıl oldu da bu yaşayabildi? Buna yani neredeyse buna yol verildi diyeceğim. Bu şimdi Türkiye buralardan geldi. O günlerde ne diyor? Efendim işte 3-5 bin kişi bilmem 2 bin kişi çıktı işte çapulcu bilmem ne falan filan. Yani ondan sonra güvenlik şöyle edeceğiz böyle. Köyler boşaltıldı. Terörle PKK ile mücadele edeceğiz diye. Ne oldu? Bu 12 Eylül sorusu çok enteresan. Şu anda evet. gündemde de. Evet. Hesabının sorulması lazım. O dönemlerin kahramanları. Hesabının sorulması lazım. Yani tüm milletin canına ot tıkamışken iktidar, askeri iktidar nasıl oldu da bu örgütü gözden kaçırdı? Veya bilemiyoruz. Şimdi iş yani ta o süreçten beri hep yanlış anlaşıldı. Yani yanlış ele alındı. Onun beslendiği sosyolojik şartlar. Yani gastrit hastasının bacağını alçıya aldık. Yani başka teşhis. Bir sürü tabii hep yanlış. Ama ben sizin Suriye politikalarınız yüzünden bak işte onlar destekliyor. Milletle düşman olduk, İran'la düşman olduk, Suriye'yle düşman olduk. Onlar yüzünden bunlar azdı. Destekliyorlar, üstümüze salıyorlar bu teröristleri diyorlar. Şöyle, şimdi şehit sayısı üzerinden de bu tür meseleleri tartışmak, konuşmak veya şu tarihte şu oldu, bu tarihte şu oldu demekle de bu iş tek başına doğru bir istikamete, doğru bir yere vardırılmaz, götürülmez. Mesele şu, bunun gerçekte hem Türkiye açısından bir tarihi sosyolojik analizinin doğru yapılması lazım. Nerelerde hangi hatalar, hangi yanlışlar yapıldı? İki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gerçekte meşru, demokratik hak ve talepleriyle ilgili meseleleri vatandaşlarımızı muhatap kabul ederek, evet. vatandaşlarımızla, kendi vatandaşımızla, onların hukukuna da saygılı olarak
bir yandan demokratikleşme ve sivilleşme çabalarımızı sürdürmeli. Öbür taraftan yani terör örgütünün istismar ettiği alanı temizlemeli, ortadan kaldırmalıyız. Ama terörü, terör örgütüyle vatandaş arasındaki bağı olabildiğince, o bağı güçlenmesine fırsat vermemeliyiz. Biz vatandaşın yanında olmalıyız devlet olarak. Biz vatandaşın yanında olursak, vatandaş bizim yanımızda olursa, o zaman biz terör örgütüne karşı millet olarak devletiyle, vatandaşıyla, el birliğiyle terör örgütünün hakkından geliriz. Ve terör örgütü taşeronluğunu yaptığı uluslararası güçlerin veya bir takım karanlık örgütlerin veya işte bir takım varsa gerisinde bir takım devletlerin, ülkelerin, o zaman ona karşı, o saldırılara karşı daha rahat bir şekilde mücadele etme imkanımız olur. Efendim, şu bölge insanı desteklemeseydi onlar bu hale gelmezlerdi diyenler de var. Şimdi yani bölge Güneydoğu'da yaşayan yoğunluklu olarak Kürt kökenli vatandaşlarımız şimdi, için böyle söyleyenler var. Terör örgütünün zaman zaman insanlara baskı yaptığı, insanları baskı altına aldığı, sivil vatandaşların canına kastettiği, onları korkuttuğu, onların üzerinde yılgınlık meydana getirdiği gerçektir. Gerçek. Doğrudur. Yani bunun işte geçenlerde Foça giderken terör örgütü mensupları, oradaki onları gören çiftçileri katletmediler mi? Niye? İşte görüyor vatandaş orada 3 tane çiftçi, terör örgütü mensubu gidiyor işte eylem yapıyor. Ve onlar işte şahitlik etmesin, tanıklık etmesin, onları tanımasınlar diye onların hayatına katlediyorlar. Şimdi terör örgütü maalesef bu tür olaylarda vatandaşlar üzerinde gerek baskı uygulamak suretiyle, bunu sadece Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde değil, birçok yerde bunu bir şekilde yapabiliyor. Şimdi sonuçta siz bütün vatandaşlarımızın, bütün sivil bireylerin, fertlerin 24 saat her birini tek başına, yani ayrı ayrı bir özel bir korumaya, bir polis korumasına pratik olarak alma imkanınız yok. Terör örgütü bunu bu tür baskıyı da, zulmü de zaman zaman uyguluyor. Oradaki vatandaşlarımıza da uyguluyor. Bunun gerçekte ne kadarı terör örgütüne yapılmış gönüllü bir destek ve yardım, ne kadarı baskı altında, zulüm altında, tehdit ve şantaj altında yapılmış, bunu birbirinden ayırmak lazım. Bir BDP'li mesaj göndermiş. Güneydoğu'nun, Doğu'nun Kürt kökenli vatandaşların temsilcisi BDP'dir. Söyle yanındaki o bakana demiş. Evet. Sert bir ifade ama nezaket siz değil, çok değil yani sert. Şimdi PKK Kürtleri temsil etmiyor. Çoğunluğu Kürt olan, evet, çoğunluğu Kürt olan 40 bin üzerinde 40 bin Kürt oyu almış bir milletvekiliyim. Yanlış adama sordunuz. kendisi de Kürt olan, evet, ama PKK'lı olmayan, ama olmayacak olan, PKK'nın zihniyetini de karanlık bir zihniyet olarak ve saldırılarını da lanetleyen bir Kürt olarak söylüyorum. Bunu manşet yapacağız sizinle. Kendisi de Kürt olan, PKK'lı olmayan, olmayacak olan, onun emellerini karanlık bulan bir Kürt, evet, olarak söylüyorum. Evet. PKK'nın PKK Kürtlerin özgürlük alanıyla ilgili, Kürtlerin daha fazla özgürleşmesiyle ilgili, daha fazla hak elde etmesiyle ilgili bir derdi, bir problemi yok PKK'nın. PKK sadece kendi örgüt mensuplarının ve hizmet ettiği uluslararası bir takım karanlık odakların menfaatleri için çalışıyor. Böyle bir dertleri yok. Böyle bir, biz barış içerisinde Türkiye'deki Türk vatandaşlarımızın olduğu kadar Kürt vatandaşlarımızın da demokratikleşme ve sivilleşme yoluyla daha fazla hak elde etmeleri, demokrasinin imkanlarından daha fazla, nimetlerinden daha fazla
istifade etmeleri için birçok proje yaptı. Bunu AK Partili olarak, AK Parti'nin sahip olduğu medeniyet tasavvurunun bir uygulaması olarak yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ama bunlar, bu PKK'lılar, daha önceden neden Türkiye'de işte Kürtler televizyon yayınına sahip değil, neden işte Kürtçe konuşulmuyor, Kürtçe'ye izin verilmiyor, Kürtçe yayın yapılmasına izin verilmiyor diyenler, devlet TRT Şeş aracılığıyla 24 saat Kürtçe yayın yapan bir televizyonu Kürtçenin ve Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızın hizmetine sunduğunda, bunlar aynı zihniyet, bu defa Kürtçe program yapan Kürt sanatçılara saldırmak suretiyle, onları tehdit etmek suretiyle bu yayınları baltalamaya, engellemeye ve halkı bu yayını boykot etmeye çağırdılar. Demek ki samimi değiller. Eskiden ne deniyordu? İşte Kürtçe'ye yayın yok, Kürtçe'ye izin verilmiyor vesaire. Evet. Samimi değiller. Şimdi üniversitelerde yüksek lisans programları da var. Lisans programları da var. Evet. Şimdi hatta ortaokulda artık 5. 6. 7. 8. sınıflarda tercihli, seçmeli Kürtçe ders programı var. Ortaokullarda, ilköğretimde, orta öğretimde. Yani bu uygulanacak olan, evet. Evet, bu sene başladı. Şu anda da mesela Diyarbakır'da benim bildiğim 3500'ün üzerinde öğrenci Kürtçe seçmeli ders için müracaat etti. Ya bunlar ders alacak şimdi. Ders alıyor. Şimdi peki sen neden saldırıyorsun? AK Parti'nin il başkanlarına, AK Parti'nin ilçe başkanlarını neden dağa kaldırıyorsun? Neden onları katlediyorsun? Neden? Çünkü senin istismar alanını ortadan kaldırdığı için. Ama o çok samimi değiller. Twitter'da büyük tartışma yaratacak bir laf, tartışma yaratmayacak da çok köpürtecek bir laf oldu. Kendisi de Kürt olan, PKK'lı olmayacak, olmayan olan ve onların emellerini karanlık bulan birisi olarak söylüyorum. Doğru. Birisiyim. Doğru. Beni Kürtleri temsil etmiyor. Hayır, Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızın en çok oy verdiği parti AK Parti'dir, BDP değildir. Kaldı ki BDP'ye oy verenlerin tamamı da PKK'lı değildir. Onu da kabul etmek lazım. Öyle mi? Hayır değildir. O da değil. Bu da ezber bozan bile bu. O da değildir yani. Sizin partiden bazı arkadaşlar da öyle düşünüyor ama. Hayır, gerçek değildir o. Yani ya bunu söyleyebilirler, böyle bir görüntü olabilir ama gerçek değil diyorsunuz. Hayır, şey değil yani, bu ya iddia, BDP, bu PKK'nın siyasi kolu işte. Hayır bak, öyle diyorlar efendim. Ya diğer insanlar istedikleri gibi konuşur, değerlendirir. Yani onun içerisinde oraya sempatiyle bakan, oradan belki bağları olanlar olur. Ona benim bir itirazım yok. Ama bütün o kitlenin tamamını, yani BDP'ye oy verenlerin, evet, onun tamamını tutup PKK'lı ilan etmek doğru değildir. Bunu soruyorum yani. İzniniz olursa manşet yapmak istiyorum. Evet. Doğru değildir. BDP'ye oy verenlerin tamamı PKK'lı değildir. Değildir. Demek yani öyle bir şey zaten. Yani. Doğru yani. O şekilde söylemek doğru değil. Kategorik yaklaşmaktır yani. Yani her partide yani bu insanları %100 böyle bir kristalize edip bir şekilde blok halinde bu işte bunlar illa şudur demek doğru değil. Oy vermiş insanlar yani sonuçta bir şekilde oy vermiş. Yani onu kalkıp da illa o şekilde tanımlamak. Siz Oslo'da görüştünüz, ondan böyle oldu. Şimdi tartışmalar var. Bunun ilgili açıklamalar da var ama hükümet kanadından buyurun, bir de sizi dinlemek istiyorum efendim. Şimdi bununla ilgili gerekli açıklamalar yapıldı. Devletin istihbarat örgütü herkesle görüşür. Sonuçta eğer Türkiye'de bir sorun varsa, bu sorunun çözümü yönünde veya uluslararası meselelerle ilgili devletin meşru resmi istihbarat örgütü her türlü görüşmeyi yapar. Kürt açılımı diyerek halkları birbirine düşürdünüz. Biz halkları aslında birleştiriyoruz.
bu topraklar üzerinde bin sene birlikte yaşamış, kardeş olmuş, birlikte cephelerde şehit olmuş ve en son Kurtuluş Savaşı'nda da bu mübarek toprakları emperyalizme karşı omuz omuza, kol kola vererek mücadele etmiş Türkiye'deki bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamı, Kürt'ü, Türk'ü birlikte. Bunların arasına daha sonra bir takım yanlış politikalar uygulamak suretiyle Türkiye'de Kürt kimliğiyle, Kürt kültürüyle ilgili bir takım hatalı ve yanlış uygulamalar yapanlar Türkiye'de Kürtleri, Türkleri, vatandaşları birbirine düşürdü. O zihniyet. Ve biz o zihniyetin tezahürü, o zihniyetin sonucu olarak ortaya çıkan bir sürü yanlışı bugün onun sonuçlarını temizlemeye, onları düzeltmeye uğraşıyoruz. PKK da o yanlışın aslında bir uzantısıdır, bir sonucudur. Dakika bir, gol bir, büyük laf söylediniz hemen. Daha birinci dakikada zaten. Evet. Yok, 12 Eylül'de bütün örgütlerin, doğrudur, bütün faaliyetlerin canına ot tıkayan askeri yönetim niçin PKK'yı bulamadı? Neden? Göremedi, neden? Neden PKK'ya, PKK bütün işte komite üyeleriyle, yöneticileriyle, bilmem neleriyle tamamı 12 Eylül sürecinde yurt dışına çıktı da diğerlerinin hiçbirisi çıkamadı. Hepsi yakalandı içeride. Hepsi hapse atıldı. Bütün örgütler çökertildi. Bu sadece şey değil, Türk solu örgütleri de vardı. Bir sürü işte. 38 tane toplam örgüt vardı Türkiye'de. Çökertildi. Evet. Canına 37. 37'si çökertildi. Bunlar yani Türkiye'deki faaliyet gösteren Türk solu diye o zamanki tabirle söylenen örgütler de vardı. Kürt vatandaşlarımızın kurdukları, o zaman mensup oldukları bir takım dernekler, vakıflar, örgütler de vardı. Bunların tamamı 12 Eylül sürecinde tamamı bunların çökertildi. Ama bir tek PKK hariç. Bunun yani iyi analiz edilmesi lazım. O vatandaşlığımız bizim uygulamalarımızla vatandaşların birbirine düşmesi hususunda maalesef çok yanlış düşünüyor. Açılım politikaları yüzünden böyle çok oldu. Çok yanlış düşünüyor. Çok yanlış düşünüyor dediniz. AK Parti, AK Parti'nin zihniyeti, tasavvuru Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin inanın en güçlü teminatıdır. En güçlü garantisidir. Bu çok önemli söylediğim Erkan Bey. En güçlü sigortasıdır. Birliğin beraberliğine güçlü. Birlik ve beraberliğin. AK Parti zihniyetidir. Doğrudur. Dediniz. AK Parti zihniyeti. Manşet yapıyoruz, gönderiyoruz millete. AK Parti mensupları, AK Parti teşkilatları, AK Parti yöneticileri, AK Parti'ye oy verenler, AK Parti'nin her kademedeki kurumsal, bireysel bu manadaki faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kim olursa olsun, kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda, Arap, Kürt, Türk, ne varsa, kim varsa, Çerkez, Boşnak, Arnavut, ne varsa, bunlar arasındaki birlik ve bir beraberliğin teminatıdır, garantisidir. Neden? Neden? Evet, şimdi bunu manşet yaptık. Neden? Neden? Çünkü AK Parti bütün milletimizi etnik mensubiyetine, aidiyetine, kültürüne, inancına bakmaksızın, hangi coğrafyada yaşadığına bakmaksızın, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde, her yerdeki vatandaşımızla kucaklaşabilen, kucaklaşabilen, onu anlayabilen, ona değer veren, onu aynı şiddette seven bir zihniyetin partisidir, siyasal oluşumudur. Bunun adeta cisimleşmiş, tecessüm etmiş organizasyonudur. Bakın diğer partilere. Biri doğuda var, batıda yok. Öteki batıda var, doğuda yok. Biri kuzeyde var, güneyde yok. Öteki sahilde var, içeride yok. Belki içeride var, sahilde yok. Yani ama AK Parti her yerde var. Her yerde.
her odakta, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki her ilde, ilçede, merkezde, her yerde var. Partisiyle, teşkilatıyla, mensuplarıyla, oy vereniyle var. Ben işte iki gündür Diyarbakır'daydım. Dün akşam geldim. İşte bir iki gün içerisinde bir daha gideceğim inşallah. Sürekli işte doğudayız, güneydoğudayız. Her yerde dolaşıyoruz. Bütün vatandaşlarımızla, bütün vatandaşlarımızla aynı sevgiyle, aynı sevgi ortamında buluşabilen zihniyetin partisi AK Parti'dir. Ve bizim eğer uyguladığımız bugün politikalar keşke 50 sene önce uygulansaydı. Keşke 60 sene önce uygulansaydı. Keşke 70 sene önce uygulansaydı. Keşke 40 sene önce uygulansaydı, 30 sene önce uygulansaydı. Bugün inanın biz bu problemlerle karşı karşıya kalmışız. Sedat Notur, masal anlatmayı bırak Bakan Bey. Son bir aydaki şehit sayısından bahset. Masal değil bunların hiçbirisi. Bunlar hakikat. Ama bazılarının işine gelmiyor bu hakikatleri konuşmak. Bu hakikatlerin üzerindeki gerçekte geçen zaman içerisinde bu hakikatlerin üzerine örtülen sahte perdeleri, bunları kaldırmak bazılarının işine gelmiyor. O nedenle de buna, bugünkü hadiseye bu şekilde bir tarif getiriyorlar. Bu doğru değil. Milletimiz de bunu görüyor. Görüyor. Efendim de geçiyoruz bakanlığınızla ilgili çalışmaları tabii ki aynı zamanda Diyarbakır milletvekili olduğunuz doğru. için ve biraz önce kendiniz söylediniz, arkadaşlar tweet hazırlıyorlar, bir daha sormamı istediler. Emin misin, gönderelim mi diye, çünkü on binlerce takipçimiz var. Evet. Kürdüm, PKK'lı değil, olmayan ve olmayacak olan bir Kürdüm. PKK'lı değilim elbette ki canım. Temsilcisi değil. Hayır, PKK Kürtlerin temsilcisi değildir. PKK kendi karanlık zihniyetinin temsilcisidir. Bu. 50 binde oy aldım dediniz. Hayır, ben de AK Parti, Diyarbakır'da AK Parti'de en son 220 küsur bin oy aldık biz. Bunlar kim oylar? Kimin oylar? Nereden aldık bu oylar? 50 bini de bizedir diyorsunuz. İşte yani 6 tane milletvekilimiz var. 220 bin üzerinde oy aldık. Canım makarnayla filan alıyormuşsunuz oyları. Efendim? Diyorlar. Ne diyorlar? Makarna. İşte makarna, kömür, buzdolabı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hiçbirisi makarnayla oy vermez. Nokta. Peki. Ben doğudan yazıyorum. İdam çıkartılsın. İdam olmalı. İdam geri getirilsin. Serdar Adnan, kısaca yanıtlarsanız. Şahsi fikriniz veya idamın geri gelmesiyle ilgili, o da konuşuluyor da efendim. Şimdi Türkiye o mecliste tartışılması gereken bir konu. Tamam, devam ediyoruz. Olağanüstü hal getirilsin. Doğru değil. Türkiye terör örgütünün şu anda yapmak istediği bu, biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Devlet Bey söyledi. CHP Genel Başkanı söyledi. Yani biraz, terör örgütünün yapmak istediğini mi söyledi? Şimdi yani? şimdi şunu söyleyeyim. Kim kiminle ne söyledi benim işim değil. Ama şunu biliyorum. PKK terör örgütü kandan ve gözyaşından besleniyor. Evet. Daha çok kan akmasına, daha çok gözyaşı dökülmesine yol açacak. Daha çok vatandaşı mutsuz edecek gelişmeleri zemin hazırlamaya çalışıyor. Kışkırtıp devleti, toplumu tekrar 70'li, 80'li yıllardaki gibi veya 90'lı yıllardaki gibi olağanüstü hal ve sıkı yönetim uygulaması yapmak suretiyle, çünkü o uygulamalardan her zaman örgüt mensupları değil, sokaktaki masum insanlar, işinde gücünde olan insanlar bunların bir takım uygulamalarından zarar görür. Bu hakikattir. Onu önerenler hiç gidip de Güneydoğu'da 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda gidip de oralarda araçla dolaşıp bir yerden bir yere gittiklerinde bunun
ne kadar vatandaş açısından eziyete dönüştüğünü hiç görmüşler mi? Hiç bunu yaşamışlar mı? Olağanüstü hal uygulamalarından haberi var mı diyorsunuz? Ne demektir o olağanüstü hal uygulaması, ne demektir? Peki. O gündelik, vatandaşın gündelik hayatında, vatandaşın gerçekte hayatını zorlaştıran ve onu bir manada gündelik hayat içerisinde psikolojik itibariyle yönetimle, devletle, hükümetle zihinsel manada sorunlu hale getiren bir uygulamadır o. PKK bunu istiyor. Orada da dakika bir gol bir yaptınız efendim. Olağanüstü hal uygulaması PKK terör örgütünün isteğidir dediniz. Onlar daha fazla sıkıntı gelsin istiyor. Böylece bunun üzerinden bir kitle desteği almaya çalışıyorlar. Bölge halkından bir şekilde bir sempati oluşturmaya bunun üzerinden çalışıyorlar. Yani halkla bir şekilde ben nasıl buluşurum onun hesabını yapıyor. Bunları bu tür önerilerle, yani çözüm gerçekte arayışı içerisinde bulmak, en hafif deyimiyle söylüyorum, bu meselelerden, toplumsal meselelerden, kitle psikolojisinden, tarihi sosyolojik bu meselelerin analizinden haberdar olmamak demektir. Gelelim gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili sorulara. Zaten çok ağır konuştunuz. Yani o, yani ilk söyledikleriniz daha etkiliydi. Terör örgütünün isteğidir olağanüstü. Doğru. Dediniz, çıktınız işin içinden. Terör Devlet Bey kısacak Devlet Bey. Terör örgütü de onu istiyor diyorum. Bak, terör örgütü de sıkı yönetim olsun, daha çok olağanüstü hal olsun, daha çok baskı olsun istiyor. Terör örgütü de onu istiyor. Çünkü o zeminde yeşeriyor, o zeminde büyüyor. İstismar alanı olarak onu kullanıyor, onu söylüyorum. Geçmişte de böyle oldu. 12 Eylül'de böyle oldu. Peki efendim. Yani bakın, buraya, buna açıklık getirelim. Bilmeyen seyircilerimiz, izleyicilerimiz olmuş olabilir. Yani bu iyi açıklanmamış olması hasebiyle. Tekrar ediyorum. 12 Eylül öncesinde ki en menfur, en antipatik bölge halkı açısından, bölge halkı açısından, Kürt kökenli vatandaşların en uzak durduğu örgüt nasıl oldu da orada diğer bütün örgütler ortadan kaldırıldı, onlar kaldı. Uygulama, sıkı yönetim uygulamalarıyla, OHAL uygulamalarıyla da sokaktaki vatandaş, köylerdeki vatandaş, bunlar işte o sıkı yönetim uygulamalarından ötürü bir sürü şeye uğradılar, haksızlığa uğradılar. Ondan sonra da örgüt bu zemin üzerinde, bu istismar alanı üzerinde örgüt silahlandı, güçlendi. Ve Türkiye'ye gelip işte bu tür eylemler yapabiliyor o süreç içerisinde. Bugün işi değil ki bu. Bu 30 yıllık bir mesele. Peki. Çok 30 yıllık bir mesele. Yani bu, bunun, yani bölge insanının, Kürt kökenli vatandaşların daha sempatik bulduğu, daha yakın bulduğu, daha çok gidip kaydolduğu Kürt haklarını savunduğunu iddia eden örgütler vardı. Elbette ki. Yani daha sempatiyle baktığı ve PKK zihniyetinde de olmayan, PKK'nın da onlarla mücadele ettiği, PKK'nın da onlarla mücadele ettiği, işte demokrat, kendine göre muhafazakar, kendi değerleri olan bir şey savunan. Yani benim illa katıldığım, savunduğum örgütler anlamında söylemiyorum. Onların her biri, benim de kendime göre bir siyasi görüşüm, bir zihniyetim, bir anlayışım var. O değil, ama o zaman vardı, evet. O zaman da vardı. O zaman da onlarla, yani onlardan da farklı düşünüyordum. Ama o tür örgütler vardı, o tür vakıflar, dernekler adı altında bu tür örgütlenmeler vardı. Türkiye'nin her tarafında vardı. Ankara'da, İstanbul'da, diğer yerlerde de, üniversitede, aydınlar arasında çeşitli bu tür arayışlar, işte yönelimler vesaire, ideoloji çağıydı çünkü. İdeoloji çağıydı. Şey var, işte Varşova Paktı var, NATO var, Doğu Bloku var, Batı, işte NATO var vesaire, insanlar bu meseleleri, dünya meselelerini tartışıyor, Türkiye'nin sorunlarını tartışıyor vesaire. Nasıl oluyor da diğer bütün o
Yani PKK'lı olmayan ama kendine göre bir düşüncesi, bir görüşü, bir önerisi olan, bir tasavvuru olan. Ama mensuplarının da çoğunun Kürtlerden oluştuğu bir sürü örgüt, onların hepsi ortadan kaldırıldı. Kapatıldı, işte tutuklandı, gözaltına alındı, bilmem ne yapıldı. Örgütler dağıtıldı. PKK ve arkasından gelen, bir yandan PKK bırakıldı. Ortada kaldı PKK. Yurt dışına gitti, silahlı eğitim gördü. Türkiye'nin gözleri önünde. İki, Türkiye'deki uygulamalar, sıkı yönetim uygulamaları. İnsan kaynağı sağladı. Ve bunlar da cezaevinde işkence çeken, işkence gören, bir sürü işkencede hayatını kaybeden, bir sürü hatalı insanlık dışı uygulamaya maruz kalan birçok insanda işte bu sıkı yönetim uygulamalarından, OHAL uygulamalarından insanlar bıkıp ondan sonra PKK'ya sempatiyle bakanlar oldu bunlar arasında. E şimdi örgüt tekrar bu şekilde bir uygulama olsun. Sıkı yönetim olsun. Sıkı yönetim olsun. OHAL olsun. Merkezi hükümet kontrol edemesin oradaki devlet, uygulamacıları. Hayır yani vatandaş, olsun, evet. Vatandaş bunu devlete karşı bir muhalefet vasıtasına dönüştürsün istiyorlar. Ya bu istemek o halle sıkı yönetimle bu meseleyi çözmeye kalkışmak, bu meselelerin çözümüyle ilgili en hafif deyimiyle bunlardan bir haber olmak demektir. Tarımı bitirdiniz, hayvancılığı bitirmişsiniz. Hayvancılık bitmedi. Şöyle söyleyeyim. Hemen birkaç rakam. Hemen devri iktidarınız başlamadan, hemen. Evvel başladıktan hemen sonra şimdi. Hemen söyleyeyim bak. 2002 Türkiye'de 9.9 milyon büyükbaş hayvan var. 9.9. Devri iktidarınız başlamadan evvel. Devri iktidara geldiğimizde. Evet. Bugün 12.5 milyon. Ne eder? %25 kısır. Yani hayvan sayısı artar. Evet, büyükbaş hayvan. Büyükbaş hayvan. Çok önemli. Bu sayısal varlık. Bir de bunların verim artışı var. Onun içindir ki Türkiye'de 8 milyon ton süt 15 milyon tona çıktı. Bunlar hepsi TÜİK rakamı. 15 milyona çıktı. Küçükbaş hayvancılıkta. Evet, yani hayvancılık bitti mi? Veya bitirdiniz. Aslında hayvancılık gelişti. Hayvancılık büyüdü. Özellikle son yıllarda uygulanan politikalarla. Peki küçükbaş hayvancılığı nasıl gördünüz? Küçükbaş hayvancılıkta da Cumhuriyet tarihinden itibaren ki hayvan sayımı 1984'te yapıldı Türkiye'de ilk hayvan istatistiği sayım itibariyle TÜİK ve o zamanki adı Devlet İstatistik Enstitüsü 1984'te yaptı. 84'ten öncekilerin gerçekçi değil. Evet. Saymıyoruz, tamam. Yani TÜİK öyle bilimsel söylüyor. Değil, evet. Değil yani. 84'ten itibaren. Ondan sonraki süreç içerisinde 2002'ye kadar sürekli düşüyor. Hatta 2002'den sonra da bir süre küçük düşüyor. Küçükbaş hayvan sayısından küçük bahsediyor. Küçükbaş hayvandan bahsediyor. Son 4-5 yıl içerisinde bu tersine döndü trend. Ve şu anda biz 2002 tarihinde sahip olduğumuz küçükbaş hayvan varlığından daha fazla küçükbaş hayvana sahibiz. Bu da yaklaşık 32,5 milyona ulaştı. Bir ara 26 milyona kadar düşmüştü. Küçükbaş hayvan, koyun, keçi. Ve şu anda tekrar 32 milyon başı geçtik. Para etmiyor. Ne yapayım sayısını şimdi, kardeşim bak, diyorlar. Ama işte bak söylediğinizde. Alet orada ediyor mu para? Şöyle söyleyeyim şimdi. Söylediğinizin bak birinci sorunuz ve ikinci sorunuz aslında. İkinci sorunuz benim birinci sorumu doğruluyor. Evet. Yani sorusudur. Neden? Neden? Çünkü arzda bir artış var. Evet. Arzda bir artış var. Sayıda fazla olunca bir şeyin fiyatında çok artış olmaz. Anlatabildim mi? Evet. İşin özü bu. Özü bu. Yani üretim demek, arttığı için üretim arttı. Mal fazla, mal fazla ve arzın fazla olduğu, mal fazla olduğu zaman fiyat ister istemez düşer. Eğer mal kıtsa fiyat yüksek olur. O zaman fiyat çok yüksek olur. Anlatabildim mi? Şimdi biz hangisinden yanayız?
Ama herkes üretimden bahsediyor. Bir dakika. Üretim artsın istiyor. Tüketiciler var. Evet, tüketiciler var. Tüketicileri de düşüneceğiz. Milyonlarca tüketici var. 10 milyonlarca. Evet. Üreticilerin zarar etmesini önleyecek tedbirleri alacağız. Tedbirleri alacağız ki alıyoruz. Tüketicilerin de makul bir fiyattan bu ürünlere ulaşmasını sağlayacak mekanizmayı oluşturacağız. Bizim yaptığımız bu. Oluyor mu bu? Tabii ki oluyor. Muhalifler diyor ki ya en başarısız bakan bu Tarım Bakanı. Zaten muhalifler başarılı derse muhalifler başarılı derse ben kendimden şüphelenirim. Kendimden şüphelenirim. Peki, rakamlarla cevap verin o zaman. Onlar bana başarılı, muhalefet bana başarılı derse demek ki ben muhalefete hizmet etmiş oluyorum. Bir yamukluk vardır diyorsun. Demek ki ben muhalefet için hizmet, yani muhalefetin işine daha çok gelecek uygulamalar yapıyorum. Yok. Aksine muhalefetin elbette ki muhalefetini yapacak. Siz ne derseniz, ne yaparsanız yapın o yapacak. Muhalif şey. Canım sizin zamanınızda ilk defa Türkiye'de Kurban Bayramı'nda kutsal günlerde dışarıdan hayvan getirip kestik evet. Diyorlar. En çok da Ensar Bey söylüyor. O doğru değil. Siz biliyorsunuz Ensar Bey'i. O doğru değil. Şu manada doğru değil. Çünkü Türkiye 1925 yılından itibaren hayvan ithal etti. Evet, biz. Bu bir. Tabii ikinci büyük soru geliyor biliyorsunuz. Sizin sayenizde kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik. Politikalarınız yüzünden ithalatçı olduk tarımda. Doğru diyorlar. İhracatımız daha fazla. Öyle mi? O da mı yanlış? O da yanlış tabii. Yanlış, tamamen yanlış. Şimdi gerçekleri maalesef vatandaşlarımıza ulaştırmada, evet. Bak orada onu itiraf ediyorum. Yani biz yaptıklarımızı bu millet için doğru ve milletin isteği doğrultusunda yaptıklarımızın hepsini vatandaşlarımıza anlatamıyoruz. Anlatamayacağız. Bu bizim eksiğimiz. Ama meydan okudunuz. Şu diğer 6 ülkeyi bir sayar mısınız dediniz. Doğru. Doğru mu? Yani hala iddianızda ısrarcı mısınız? Ben şunu söylüyorum Erkan Bey. Vatandaşlarımıza yani tarımı bitirdik diyen vatandaşlarımız muhalefet mensuplarına var ya onlara bir tane cevabım var. Bundan 10 sene önce Türkiye tarım geliri ne kadardı? Bunu bana bir söylesinler. Geliri. Tarım geliri. Yani tarım hasılası. Yani Türkiye'de milyonlarca çiftçi ne üretiyor? Ne kadar buğday, ne kadar mısır, ne kadar arpa, ne kadar işte süt, ne kadar et, ne kadar tavuk, hepsi. Tamamı 23 milyar dolardı. Tamamı bu. Bir yıl içerisinde milyonlarca insan, 6-7 milyon insan o tarihte 7 milyon insan üretiyor. Hepsinin karşılığı bu. Kaç? 23 milyar dolardı. Devri iktidarınızda bütün tarımda üretilen mal ve hizmetlerin tamamı 23 milyar dolardı. İdi. Devri iktidarımızda değil, devri iktidarımızdan önce. Yani muhalefet iktidardayken. Şu anda 62 milyar doların üzerinde. 62 milyar dolar. Şu anda da Türkiye'de 6 milyon çiftçi üretim yapıyor. Şu kadar buğday, şu kadar mısır, şu kadar arpa, şu kadar pirinç, şu kadar domates, şu kadar süt, şu kadar et. Şu anda 62 milyar dolarlık. Şimdi 23 milyar dolardayken evet. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın 190 ülkesi içerisinde tarım hasılası bakımından 11. sıradaydı. En çok üreten ülkeden saymışlar. Çin, ABD, işte Hindistan, Brezilya ilk dördü bunlar. Zaten bunlar büyük kıtalar. Tamam. Ondan sonra aynı zamanda kıta olan ülkeler. Kıta tabii bunlar. Evet, tamam. Kıta. Endonezya. Bunlar bu şekilde gidiyor. Türkiye bunlar arasında 11. sıradaydı. 11. Türkiye'nin önünde 10 tane ülke vardı. Avrupa'da 3 tane ülke vardı Türkiye'nin önünde. Fransa, İspanya, İtalya. Bu üçü Türkiye'nin önündeydi. Biz geldiğimizde. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'da 1 numara. Fransa'yı, İspanya'yı, İtalya'yı geçtik.
geçtik. O tarımı bitirdiler diyen var ya. Bunlar açsın baksın. Açsın baksın. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Teşkilatı'nın raporlarına baksın. Dünya Bankası'nın raporlarına baksın. Yani bizimkilere güvenmiyorlar diyorsun. Onu yani, sayıyorsunuz. Bizim başarı hikayemizi yazdı Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Teşkilatı. Başarı, Türkiye'nin başarı hikayesini tarımda rapor yazdı, yayınladı. Siz de bakın öğrenin diye. Öyle mi diğer milletlere? Bizden, ben de mecliste bunu muhalefet milletvekillerine gösterdim bu raporu. İngilizcesinde, Türkçesinde tercüme ettirdik. İkisini de gösterdim. Aha buyurun burada. Onlar diyor. Dünya diyor bunu. Sadece benim demem değil. Dünyada şu anda Türkiye 7. ülke. 7. büyük ülke tarımda. O 7 kendi kendine yeten 7 ülke şeydi o. Evet. O doğru değildi zaten. O palavraydı. O palavraydı. Öyle bir şey değildi. Öyle bir şey olmadı hiçbir zaman. Çünkü onun bir ölçüsü yok. Erkancığım, onun bir. Sonra ben daha önce de söyledim burada yine bu stüdyoda söyledim. Bana hala cevap gelmedi. O muhalefet mensuplarına. Bana desinler ki o geriye kalan 6 tane ülkenin listesini bana bir göstersinler. Kimmiş o kendi kendine yeten 7 ülke? Ne demek bu? Ne demek? Öyle bir şey yok. Diğer 6'sı kim? Ha işte diğer 6'sı kim? Diğer 5'i kim? Bana gösterin. Yok öyle bir şey. Bugün en gelişmiş batı ülkelerinde diğer mesela Hollanda 46-47 milyar dolar yılda gıda maddesi ithal ediyor. Evet. Yani dolayısıyla o öyle bir şey yok. Öyle evet. Bir ölçü yok. Öyle bir palavra. Bu palavra öyle bir. Bu palavra. Yani herkes kendi coğrafyasında hangi ürünler yetişiyorsa onların bir kısmını yetiştirir. Kendinde yetişmeyen veya bir sebeple rekabetçi olmayan ürünleri de diğer ülkelerden alır. Dünyanın ticareti bunun üzerine kurulur. Dolayısıyla ABD'de, Avrupa'da, mesela şimdi Avrupa'da hayvan da ithal ediyor. İhraç da ediyor, ithal de ediyor. ABD aynı şekilde. Avustralya, Yeni Zelanda. Bak dünyanın en çok ihracat yapan ülkesi. Gıda, tarım ihracatı. Hayvancılık ihracatı. Hayvancılık ihracatı, evet. Ama onlar da mesela damızlık alıyor başka yerlerden. Daha kaliteli işte bir yerde geliştirilmiş olan. Bu aslında yaratılışın mantığı da bu. Bu böyle yani. Bu işin ticareti böyle. Bu bir ölçü böyle. Değil. Şimdi bizimkiler bir şey bulamıyor. Yani söyleyecek doğru dürüst bir öneri, bir gelişme ya işte şunu yaparsak daha iyi olur. Biz ki bunları açığız. Her zaman açığız. Başımızın üstünde. Yani bize doğru bir şey söyleyin. Bir yol gösterin. Bizim bilmediğimiz, bizim düşünemediğimiz bir şey bize söyleyin. Biz uygulayalım onu. Yani uygulanabilecek bir şey. Yok öyle bir şey. Ya öyle bir öneriler falan bir şey yok. Ha ne diyor? Efendim işte bitirdiniz. Neyi bitirdik arkadaş? Bitirdiğimiz eğer biten bir şey dünyada 11. sıradan 7. sıraya gelir mi? Gelir. Biten bir şey Avrupa'da 4. sıradan 1. sıraya gelir mi? Bana onu söyle. Nasıl oluyor? Bana bunun önce bir cevabını ver. Ben açık rakamlar ortada. Dünya söylüyor bunu. 23 milyar dolar tarım hasılasını 62 milyar dolara çıkardım. Nokta. Bu kadar. Değil de virgül koyalım efendim izniniz olursa. Reklamlar var yayın akışımızda. Reklamlardan hemen sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker'le söyleşimiz devam edecek. Gıda mühendisleri, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri bizden haber bekliyorlar. Yayının sonuna doğru o bölümü Sayın Bakan'la paylaşacağız efendim. Tantan'la Başkent'ten programında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker'le birlikteyiz. Meydan okudu. Dünyada kendi kendine yeten 7 tarım ülkesi vardı. Türkiye'de onlardan biriydi diyenler palavra sıkıyorlar. O zaman ilk 6'sını sayın da bilelim dedi. Sayan yok. Sayan yok. Yani biz hani meydan okuduğunuza göre bir belki cevap gelir diye düşünüyorum. Yok cevap yani yıllardır ben söylüyorum. İlk defa söylemiyorum. Daha önceden de söyledim. Çünkü onun bir ölçüsü yok. Yok. Bir tarifi yok. Yani kişi başına ne kadar et tüketirseniz, ne kadar buğday tüketirseniz kendi kendinize yetmiş olursunuz. Bunun ölçüsü ne? Evet. Veya ne kadar meyve sebze tüketirseniz kendi kendinize yetmiş olursunuz. Evet. Sınırlarınızı kapatırsınız. Olanla Cumhuriyet Halk Partisi'nin fi tarihte yaptığı gibi şeker yoktu eskiden. O çayı kuru üzümle birlikte içersiniz. Kendi kendinize yetersiniz. Yani ölçü bu da bir... Güzel aslında. Fena değil. Kuru üzümle neyse, çay içtim ben. Hayır. Yani. Çok kötü bir şey gibi anlatıyorlar da. Hayır yani ölçü bu. Evet.
Sizde ne olsa kötü CHP'den biliyorsunuz. Yok. Bir AK Parti. Hayır hayır böyle. Olur mu? Öyle hiç değil. Hiç iyi bir şey yapmamış bu CHP kurulduğundan beri. Bakın Menderes'in şey. Kabrini ziyaret etti Sayın Kılıçdaroğlu. Bu iyi bir şey. Bu iyi, çok geç kalmış, çok iyi bir şey. Çok geç kalmış, iyi bir şey. Ama yani evet. Aynı CHP'nin 27 Nisan'da da mesela karşı çıkması gerekiyordu. Bir seyircimiz diğer darbelerde de diğer zamanda. Darbelerde de mesela 12 Eylül Anayasası'nın değiştirilmesinde de karşı çıkması gerekiyordu. Ama canla başla canharaş bir şekilde ona 12 Eylül darbesi ürünü anayasanın 27 maddesinin değiştirilmesini bir hükümet referandumuna dönüştürme çabasıyla, üstelik diğer partilerle de burada bir kol kolalık vardı, bir ittifak vardı, birbirlerine destek de çıkıyorlardı. Tunceli'de mesela BDP ile, işte diğer yerlerde MHP ile falan da böyle bir şeyleri de vardı. Efendim, orada da olması lazım yani. Onu beklemekte hakkınız peki efendim. Ama şeyin rahmetli Menderes ve arkadaşlarının, ki demokrasi şehidi olarak onları değerlendiriyoruz. Gerçekten Türkiye'nin demokrasi tarihinde çok partili sisteminde bir kere darbe bir suçtur, bir insanlık suçudur. Hele hele öyle bir darbe sonucunda masum devlet adamlarını o şekilde adil olmayan gayri hukuki, hukuki çiğnemek suretiyle onların idam edilmesi milletin gerçekte vicdanında çok derin bir kanamaya, ağır büyük bir kanamaya yol açmıştır. Çok geç de olsa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın, Sayın Genel Başkanı gidip orada onu ifade etmesi olumlu bir adımdır. Kur'an ehliyim demiş bir seyircimiz. Zeytin ağacından bahset, incirden bahset. Evet. Arttı mı bunlar? Sizin böyle bir projeniz arttı, olduğunu biliyordum, anlamıştınız ama durum ne? Arttı, şöyle arttı. Bunlar sayılmış zeytin, mıydı ki efendim? Yani biliyor zeytin, muydunuz ki zeytin ağacı sayısını? Biliniyordu. TÜİK'te 99 milyon civarında kayıtlı zeytin ağacı vardı. Evet. Biz buna bir proje başlattık 2006 yılında. Evet. Sertifikalı fidanla zeytin bahçesi tesisi yani sertifikalı fidan demek daha çok ürün ver. Kaliteli. Daha kaliteli. Kaliteli. Daha uzun yaşayan. Daha uzun. Kaliteli. Hastalıklara işte biraz daha dayanıklı. Verimi yüksek. Şu anda yaklaşık 160 milyon. Arttı. 160 milyona çıkardık. Türkiye'nin zeytin ağacı sayısını. Tabii hepsi sertifikalı değil ama bir öncekiler de var orada. Büyük bir kısmı sertifikalı. Yani 99... Elbette onu diyorum işte yani. 99 milyon zeytin ağacını 160 milyona çıkardık Erkan Bey. Ya adamlar yalan mı söylüyor efendim, muhalefet deve dişi gibi adamlar geliyor. Hayır, bitirdi bunlar tarımı diyor. Hayır, onlar mesela üretim diyelim azsa üretim az diyor. Biz üretimi arttırınca fiyat düştü diyor. İyi de arkadaş, zaten yani biz o üretimi arttırmanın gayesi şudur. Vatandaş bir manada daha düşük fiyatla, daha makul bir fiyatla bu gıda maddelerini temin etsin. Bunları daha çok tüketsin. Evet. Amaç zaten bu. Amacımız bu. Ama burada dediğim gibi destekleme politikalarıyla biz bunu yaptık. Sayın Bakan. Ve Avrupa'da bizim kadar, Orta Doğu'da da Avrupa'da da, yani zeytin havzasında, Akdeniz havzasında bizim kadar zeytin ağacı varlığını bu kadar kısa sürede arttıran bir yani başka ülke. Yani iki kata çıkmış yaklaşık. Tabii tabii. Amacımız da şuydu orada, bak 2006'da onu bilinçli yaptık. Yani öyle tesadüf bir şey değil. Bir proje yaptık. Evet. Amacımız 170 milyona ulaştırma zeytin ağacı sayısını. Sebebi de şu, onu da söyleyeyim. Açık söylüyorum yani, bizi de söylemiyorum. Amacımız şu, Avrupa Birliği'nde zeytin ağacı kotaya tabi. Allah Allah. Tabii. İzinle dikiyorlar. Tabii yani. Tabii. Çünkü belirli bir şeyden sonra, bir sayıdan sonra kotası var her ülkenin. Dolayısıyla oturduğunuzda Avrupa Birliği ile tam üyeliğe oturduğunuzda
Diyor ki ne kadar zeytin ağacın var? Şu kadar. Tamam, bundan sonra o kayda giriyor. Ondan sonra onu arttırırsan bir o kota dahilinde bir sürü problem. Süreç filan gitmesi gerekiyor. Peki, ya işte ondan sonra bunu üretmen zordur. Ben de Türkiye Cumhuriyeti tam üyelik masasına oturduğu zaman Avrupa'daki zeytini en fazla olan ülke hangisi? Diyelim İspanya. Ne kadar ağacı var? 170 milyon. Benim en az 170 milyon ağacım olmalı. Hedef buydu. Hedef buydu. Ve bu hedefimizi Allah'a şükür yakaladık. Sayın Bakan, hayvancılığın geliştiğini söylüyor. Yem ve saman fiyatlarından haberi yok galiba. Salih Mesut. Salih Mesut kardeşime söyleyeyim. Haberim var. Biliyorum. Bu sene Nisan ayında, hani bunu da bazen söylüyor. Efendim Türkiye saman bile ithal ediyor. Sanki hani bu arkadaş, yani yağmurun Nisan ayında yağmamasının getirdiği bir problem bu. Evet. Yani Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da Nisan yağışları yetersiz oldu. Ve bundan ötürü de sap miktarında bir azalma, dolayısıyla saman miktarında bir miktar azalma oldu. Bunu fırsat bilen bazı spekülatörler de bunun stok cihetine gittiler. Ve fiyatlar, saman fiyatlarında bir artış meydana geldi. Dolayısıyla yem fiyatlarını bu olumsuz etkiledi. Genel manada hayvancılıkla. Doğrudur. Şu anda sütçülük yapan kardeşlerimde, besicilik yapan kardeşlerimde yem fiyatlarındaki artış sebebiyle şu anda zor durumdalar. Bunu biliyorum. Ve buna tedbir üretmeye, tedbir almaya, çare üretmeye de bütün gücümle çalışıyorum. Bu kardeşlerim de bunu biliyor. Biliyorlar, değil mi? Benim bu çaba içerisinde olduğumu. Peki ne yaptım? Bilen kardeşlerim zaten biliyorlar. Bilmeyen kardeşlerim için söylüyorum, çiftçilerim için. Sap samanla ilgili, özellikle kaba yem diyoruz biz buna. Kaba yem, yani saman ve diğer evet. Ot, kuru ot, yonca vesaire. Bunlarla ilgili bir ithalat vergilerinin düşürülmesi suretiyle imkanı olan arkadaşlarımızın, örneğin kooperatiflerin, örneğin büyük üreticilerin, bunlar dışarıdan bunu getirebilirler. Ve başladı. Bir miktar geldi. Evet. Şimdi daha büyük bir parti geliyor. Şu anda yolda. Yani muhtemelen bu ay sonunda falan Türkiye'ye ulaşacak. İşte yakın havzadan, mesela Ukrayna'dan, bilen, evet. Mesela Bulgaristan'dan, buralardan gemilerle kabayem dediğimiz, işte ottu, ot balyasıydı, işte sapsamandı vesaire. Bunlar geliyor. Bir, bunu kolaylaştırdı. İki, kepekte ki yem ham maddesidir. Kepekte gümrük vergisini düşürdük. Soya küspesinde vesaire de düşürdük. Buralarda yani gümrük vergilerini indirmek suretiyle yemin daha kolay temin edilmesine yol açacak bir dizi tedbir aldık. Bunun bugünlerde yavaş yavaş biz karşılığını göreceğiz. İki, besiciler için hayvan başına 300 lira açıktan destek uygulaması ödemesi başlattım. Geçen hafta da ilk şeyleri aldılar. 100 küsur milyon tuttu, yani 100 küsur trilyon. Bu da şu, yılbaşından bu yana besicilik yapıp hayvan besleyen ve bunu bir resmi kombinada kestiren, bir kayıtlı mezbahada kestiren vatandaşlarımıza besi hayvanı başına 300 lira, yani eski parayla 300 milyon lira açıktan hibe destek veriyoruz. Açıktan hibe. Açıktan hibe tabii. Para peki veriyor. Efendim, Kurban Bayramı ile ilgili uyarınız var mı? Bu tedbiri de aldık. Yemle ilgili, evet. Hayvancılıkla ilgili. Süt ödemelerini falan işte yılın ilk yarısını başlattık ödemesini. Onlarla ilgili şimdi başka bir tedbir üzerinde şu anda çalışıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi piyasaya arpa satışı yaptı. Yine yem ham maddesini ucuzlatmak maksadıyla. Bütün bu tedbirleri yemle ilgili kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermek için. Ama onların gerçekte şu anda ben sıkıntıda olduklarını biliyorum ve bunu çare üretmeye, buna tedbir almaya, yani ilave tedbirler almaya
çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nda biz kurbanlık ithalatı yapmıyoruz. Evet. Uyarı ve önerileriniz neler? Hani böyle spekülatörlere falan yönelik uyarınız var mı? Şimdi şunu söyleyeyim. Bir, Türkiye'nin 600 bin büyükbaş, 2 milyon küçükbaş civarında hayvan kesimi var kurbanlıkta. Tamam. Hazır. Bunlar yani Kurban Bayramı... Hayır. Bu bir yere geleceğim. Bu ihtiyaç bu. Tamam. Şu anda... Yani her sene kesilen bu. Kesilen bu. Şu anda büyükbaş hayvanda yaklaşık 1 milyon. Küçükbaş hayvanda da 3 milyona yakın. Şu anda kesilebilecek kurbanlık hayvan var. Hiçbir problem yok. Trakya meselesi, hani o ithal kurbanlık falan filan diyorlar ya, o tamamen hastalık oraya bulaşmasın diye, çünkü orayı biz hastalıktan ari hale getirdik. Şapsız bir bölge haline getirdik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk bu. Bir bölgede ilk defa Türkiye'de şap hastalığı yok. Ve bu 5 senedir biz, 5 yıldır biz bu yapıyı muhafaza ediyoruz. Uluslararası Hayvan Sağlığı Örgütü sertifika verdi. Geldiler, incelemeler yaptılar, hayvanlardan numuneler aldılar, kontroller yaptılar, kan numuneleri aldılar vesaire. Yok o bölgede. Şimdi biz bu yapıyı muhafaza etmemiz lazım. Bunun için de oraya hayvan geçişini bir takım kurallara, kaidelere bağlıyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki daha önceden oraya kim hayvan nakledecekse Trakya'ya, aylar öncesinden, işte 3 ay öncesinden müracaatını yapsın. O bulunduğu bölgede önce bir karantina uygulansın. Diyelim ki Ardahan'dan mı İstanbul tarafına geçecek? Evet. Orası, Ardahan'daki çiftlik önce bir kontrol altına alınsın. Aşıları yapılsın, karantinası yapılsın, belge alsın. Ondan sonra gidecekse kontrol ve nezaret altında gitsin. Bizim buna zaten bir engel koymadık. Evet. Olan budur. Olan bu. Ama şimdi tutup da yani birisi işte herhangi bir yerde, diyelim işte kendi ilimden söyleyeyim, Diyarbakır'ın bir ilçesinden, bir köyünden bir besici kalktı, kamyona doldurdu, hadi ben bunu götüreyim İstanbul'da, işte bilmem Arnavutköy'de ya bilmem nerede götüreyim satayım Bayrampaşa'da. Yok, bunu yapamayız. Çünkü oraya bir hastalık bulaşmasının riskini göze alamayız. Bu normal. Bu Türkiye'ye zarar verir. Bu normal. Demek ki siz yaptığımız... anlatamadınız efendim. Demek ki hayır efendim, biz bunları efendim anlatıyoruz. Biz bunu anlatıyoruz ama bazı siyasi şovmen, başka hiçbir şey yok. Yemin ederim yok. Ne hayvancılığı yapanı düşünüyor, ne o besiciyi düşünüyor, ne başka bir şey düşünüyor. Evet. Sadece tek gayesi var, siyasi şov yapmak. Peşine takıyor iki tane kamera, götürüyor, bak ben sizi şöyle yapacağım, buraya gideceğim. Satamıyorlar işte hayvanı filan. Doğru değil. Çünkü Anadolu yakasında bunu sat. Anadolu'da bunu sat, diğer illerde bunu sat. Yani herkes illa götürüp Trakya'da mı satacak? Trakya'da zaten yetiştirici var. Evet. Sen eğer illa oraya götürmek istiyorsan yine götür, bir şey demiyorum. Ama tedbiri de al. Sen oraya götürüp hayvan satacaksın diye de orayı riske atmana, oraya hastalık bulaştırmana nasıl gözüm alın? Bu Türkiye'ye zarar verir. Hangi kardeşimiz Türkiye'ye zarar vermek ister? Hiç kimse. Siyasi şovmenler hariç. Peki, onlar siyasi şov uğruna inanın Türkiye'ye de zarar veriyorlar. Kendilerine de zarar veriyorlar, farkında değiller. Uzun vadede, çünkü millet bu davranışları sevmez ya. Süre bitti ama yumurta fiyatlarındaki artış... Yumurta fiyatlarında ihracatta büyük bir patlama oldu. Başka ülkelere ihraç edildi. Bunun getirdiği bir piyasa şeyi var. Yumurta sektörüyle görüşmeler yaptık. Dikkatlerini çektik. Artık biraz üretimle, biraz belki onların sektörün burada bir takım tedbirler alması lazım. Eğer o tedbirleri onlar almazsa biz başka tedbirler alacağız. Kendine de buna söyledik. Öyle mi? Çok ağır konuştunuz. Net söyledik. Yumurtacılara dikkatini çektim. Kimse tedbir almazlarsa ben başka tedbirler alacağım. Kendine bunu söyledik. Çünkü biz onların zarar görmesini istemeyiz. Ama dediniz milletin de. Ama millete de kimsenin zarar vermeye hakkı yok. Peki efendim. Bak, okullar açıldı.
Çocuklar en sağlıklı gıdalardan birisi yumurtadır. Diğer bütün hayvansal ürünler gibi, süt gibi yumurta çok sağlıklı, besleyici bir gıda. Yani o 50-60 gram ağırlığındaki yumurtanın içerisinde bir insanın tüm protein ihtiyacı, işte diğer bütün ihtiyaçların hepsi giderilebilir. Dolayısıyla bırakın kardeşlerimiz, çocuklarımız, dar gelirli vatandaşlarımız, fakir fukara kardeşlerimiz bundan yeteri kadar tüketsinler. Bırakın ama Sayın Bakan, yapıp, biraz daha bir sütü bile doğru düzgün dağıtamadınız. Sütü diyorlardı. Yok, onu da düzelteyim sizin aracılığınızla. Bir tane vaka, zehirlenme vakası olmadı. Bak, bir tane doktorun veya hastanenin bu çocuk, ilkokul çocuğumuz dağıtılan sütten zehirlendi dedikleri, teşhis koydukları bir tek kişi yok. Bunu bütün vatandaşlarımıza buradan duyuruyorum. İki, binlerce numune aldık. O numunelerin bir tek tanesinde hastalık yapan bir bakteriye, bir mikroba rastlanmadı. Hepsi temiz çıktı. Hiçbir kardeşimizde bir zehirlenme olmadı. Bir takım mide bağırsak şikayetleri olanlar oldu. Bunlar tabii hastanelere, sağlık ocaklarına gittiler. Tamam. Ama o görüntüler, hani işte bunlara da doktor onunla bunları rahatlatmak için hani işte serum bağladı kimisine. Çünkü işte istifra eden olmuş vesaire. Dolayısıyla serum bağlamış. Ama bunu tabii o görüntüler, bunlar işte zehirlendi bu başlıklarla gazeteler, maalesef bazı televizyonlar bunları bu şekilde verdi. Bu da Türkiye'ye yapılmış bir zarardı, verilmiş bir zarardı. Çünkü biz çocuklarımız sağlıklı beslensin, sağlıklı bir süt içme alışkanlığı edinsin diye yani 75-76 milyon lira para harcadık bu iş için. 7 milyon öğrencimize haftada 5 gün süt dağıttık. Çok şükür hiçbir problem olmadı. Bu sene içerisinde de süt dağıtım okul sütü projesine, programına devam edeceğiz. Evet. Şu anda bunun hazırlıkları yapılıyor. İşte bir ihale süreci vesaire var. O günü geldiğinde o da dağıtılacak. Efendim, son soru, veda ediyoruz. Targel alımları, gıda mühendisi almayacak mısınız? 2500 kişi alınacakmış ama siz evet demediğiniz için almıyormuşsunuz. Ne kadar insafsız ve vicdansızmışsınız siz diyorlar, evet, mesaj gönderenler. Allah beni vicdansız ve insafsız olmaktan korusun. Tamam. Amin. Şimdi bu kardeşlerimizin 2500 kişi daha alınmasıyla ilgili ben hem Maliye Bakanlığımızla hem Devlet Personel Başkanlığımızla, ben sorumlu bakanımızla görüştüm. İnanın en az o arkadaşlarım kadar ben bunun bir an önce hayata geçmesini istiyorum. Bunu bilsinler. O meslektaşlarım hepsi. Hepsine benim ihtiyacım var. Hepsinin bir an önce gelip göreve başlamasını arzu ediyorum canı gönülden. Müracaatlarımızı yaptık. Maliyenin bu kadroları vermesi gerekiyor. Onu bekliyorum. Bu işte sonbaharda inşallah verirlerse 2013'ün başında bunlarla ilgili işte ÖSYM yerleştirmesi vesaire yapılır hale gelir. Çok yani şu anda uğraşıyoruz. 2500 kişi bizim programımızda var. Bizim programımız da zaten şuydu. 2012 sonu itibariyle Targel personelini 10 bine çıkarmak. 7500'ü geçen sene tamamladık. 2500 kaldı. Bu da işte şu anda 2012'nin Eylül ayındayız. Henüz birkaç ay bu yıl için müddetimiz var. Ama inşallah bu süre içerisinde onu da alır. Bu kardeşlerimizin de iş bulmasına yardımcı olur. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz efendim. Ben